Herkese merhaba. Serbest Satış'a hoş geldiniz. Haftanın son programındayız. Kepengi kaldırdık. Cuma günü. Cuma günlerini seviyoruz. Biliyorsunuz Cuma günü sizlerden gelenlerle program yapıyoruz. Bugün çok daha az siyasi şeyler aldım. Biraz daha sohbet edeceğimiz şeyleri seçmeye çalıştım. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk mesaj Kutlu Bey'den. Turgut Altınok'un mal varlığı böyleyse İ Melih Gökçek. O yazmamış da ben öyle söyleyeyim. ismini orijinine sadık kalalım. iyi Melih ki nasıldır? Reis'inki nasıldır diyor. Gel Erdoğan'ınkini falan hesaplayamayız. O muazzam milyar dolarlarla ölçülüyor biliyorsun. Hatta üç haneli milyar dolarlar olduğu tahmin ediliyor. Kimisi yurt dışında. Kimisi bazı şirketlerin üzerinden yani Türkiye'de yabancıların sahip olduğu özellikle Katar ortaklı şeylerin çoğunu sahibi aslında Erdoğan ailesi. Beşli çete hiç saymıyorum bile inşaat şirketleri onlarda devlet garantisi verilmiş şeyler yine Erdoğan ailesinin o yüzden onu hesap etmemiz biraz zor. Turgut Altınokun bu arada kız kardeşi de Cumhuriyet gazetesinde konuştu biliyorsunuz o da tapuları göster yani biz aileden zenginiz de demek için ama kız çocuk olduğu için biraz mağdur edilmiş babası erkeklerin üzerine yapmış yaşarken. Ama şöyle söyleyeyim. ben bile çok <laughs> zenginim ki diyor abim aile aile zengin olur. Bu ıı, mal varlığı meselesi Turgut Altınok'un başına bence bela oldu. Zaten geç açıklamasının bir türlü açıklamamasının sebeplerinden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Ki zaten biliniyordu herhalde ki hep vurguluyoruz. Mansur Yavaş ne diyordu? Herhalde daireleri sayamadı. Bu mal varlığı Turgut Altınok için kötü oldu. Bu arada Erdoğan'ı hiç hesaplayamayacağız. Yani da cevap vermiş olalım. Çalışacakları oyları kamuflaj olsun diye dışarıdan seçmen kaydırıyorlar ki. Bu ıı, çarşamba gün çalıştığımız ıı, bir dosyaydı. Solga sesin ve CHP milletvekillerinin oluşturduğu bilgiler üzerine Güneydoğu'da bazı yerler özellikle DEM HDP çizgisinin geçen seçimlerde kazandığı ama oy farkının çok az olduğu 1.500 2.000 3.000 yerlere askerler götürüyorlar. Polisler kaydırıyorlar. Şu an karşıda kış tatbikatı var. Nisan sonuna kadar devam edecek. Dondan dolayı büyük bir asker sevkiyatı var. Hatta bazı izleyicilerimiz de mesaj yollamış. Arkadaşlarına şunlar görevlenme çıktı. Onları paylaştı. Buralarda denklemi değiştirebilir. 30 bin Mart akşamı daha önce HDP'nin kazandığı, demin kazanacağı tahmin edilen birçok yer bu taşıma seçmenlerden dolayı AKP'nin ya da MHP'nin kazandığı yerler olarak karşımıza çıkacak. Bunun e, seçim sonrası insanları zaten dışarıdan seçmen getirmişlerdi. Çalacakları vesaire alakalı olay yorumlanabilirim. Esas bu seçmen kaydımının birinci tercihi o oy farkının az olduğu yerlerde... E, şey demek, sağdaki gerçekliği değiştirmek. Onun dışında seçim hileleri elbette olabilir. Ama e, özellikle İstanbul çok fazla akla geliyor. Ben İstanbul'da az ihtimal veriyorum. İstanbul'da CHP insan kaynağı sorun çekmeyen, İstanbul'da ulaşımı kolay bir yer. Ama Taşya'da vesaire de bazı yerler var biliyorsunuz. Muhtarlar sabahın önünde basıyorlar, sandık kapanıyor. Oralarda çok fazla da muhalefet gitmiyor maalesef. Türkiye hükümet ne kanunları ne anayasayı ne, ne dahim kararını uyguluyor. Bu ne olacak bu sürecin sonu? Genelde hep böyle mağdurlar açısından bu sürecin sonunu merak ediyoruz. Evet hep konuşuyoruz ne olacak. E, genelde bazı tahminler doğru çıkmadı. Ama sürdürülebilir bir yolda değil Türkiye. Mesela Türkiye'nin şu gün yaşadığı ekonomik sıkıntının ekonomik gerçeklik ilgisi yok. İşte adaletten bu e, kanun devletinden uzaklaşmayla tek adam rejimiyle yönetildiği için Türkiye'de ekonomik sıkıntılar var. Yoksa bütün komşularından daha fazla enflasyon, savaş geçiren Ukrayna'dan daha kötü bir enflasyon, hayat pahalılığı. Bunlar olacak işler değil. Bu sadece mağdurların merak ettiği bir yer değil artık. Türkiye'den kimle konuşsanız, hangi kesimle konuşursanız ne olacak bu işin sonu diyorlar. Ee, sadece hani genelde hep böyle hizmet hareketine mensup insanların arasında sorduğu şeyler ne olacak, bu işin sonu nasıl bitecek. Bu işin sonu maalesef kötü bitecek. İşte Ekonomik krizler, veliaht kavgaları, kırılmalar, siyasi istikrarsızlık. Bütün askeri başarısızlıklar maalesef bu tür rejimler güzel bitmiyor. Dünden beri sosyal medyada Kezban Atemi'nin dolaşan bir videosu var. Bu konuyla da ilgili olduğu için ben de aldım. Dilerseniz bir izleyelim. Üzerine konuşacağız. Bu alt kültürü ıslah ...etmenin de yolu yok. Ya bunların yolu yok. nereye gidiyor? Eğitim yani? eğitim de yok artık. Yani eğitim düzeyi de yok. Yani haya, edep, ar, namus olayı ortadan kalktı. Her şey mübah. Bir laf da... etmeye kalk hemen yobazsın eğer biraz daha derine girdiğin takdirde de iki tane şey var elimizde argüman son yıllarda gelişen. Teröristsün, FETÖ'cüsün. Bu feci bir şey oldu bu toplum. Dolayısıyla çok ciddi bir yıkım yaşamadan da kafamızı kaldıracak halimiz yok her bakımda. Çok ciddi bir yıkım maalesef. Genelde birçok insan bunu söylüyor. Ya bu işin sonu kötü, büyük bir felaket yaşamadan kendimize gelmeyeceğiz. İyice dibe, tam dibe vurmadan yükselmeyeceğiz. Bunu söyleyenler var. Kezmen Atami de bunu dile getirmiş. Az çok katılıyorum. Yani Türkiye daha iyi günlerini yaşıyor. İnşallah haksız çıkarız. İnşallah Türkiye büyük bedeller ödemeden bu rejimden kurtulur. Hepimizin e, doğası o, düşüncesi o. Bir önce defolup giderler e, nasıl olursa olsun. Ülke bir rahat nefes alır. Ama maalesef bedeli olacakmış gibi. Bunlar ülkeyi mahvetmeden genelde bu rejimler ona ermiyor. Bir de işte kezbanatemi ya da diğer bazı kişiler olsun. Ya daha önce aklın neredeydi? Niye daha önce konuşmadın vesaire gibi bazen çıkışlar yapılıyor. Yani doğru doğrudur. Önce doğruyu kabul edelim. Kim söylerse söylesin. Ondan sonra diğer şeyler konuşulur. Bizde her zaman hep bizlere de yapılıyor. İşte birisi doğru söylediği zaman önce bir sürü bir tukaka yapılıyor. Yani şu an bu doğruyu konuşalım. Diğerleri daha sonra konuşulur diye de bunu izleyince aklıma geldi. Sorularımıza dönersek Artık tamamen aile şirketine dönüşen ülkede Mış gibi işletilen tüm sistemler ve keyfilik sonucu yargının tepesine hukukçu olmayan bir kişi seçildi Kadir Özkaya. <laughs> evet Tapu Kadarsu mezunu ama daha sonra idari hakimlik sayıcı olarak tetkik hakim olmuş. Anayasa Mahkemesi biraz daha farklı yapısı olan bir mahkeme. Haşim Kılıç da hukuk mezunu değildi. Biraz daha teknoloji uzmanlarının da, da içine dahil olduğu bildiği bir yüksek mahkeme. Akademisyen de atılabiliyor Hukukçu olmanın bazı rakamları var İşte Meclis seçiyor sayıştaydan işte geliyor kotalar var Anayasa Mahkemesi bu daha önce oldu Haşim Kılıç da Anayasa Mahkemesi başkanlığı yaptı O yüzden bu mahkemede yaşanıyor Ama tabi hukukçu olmaması Hukuk mezuru olmaması konuşuldu Ama bu mahkemede bu daha önce de yaşanmış bir şey Diğer hukukçu olmayan üyeleri de oluyor Bundan sonra da olacak Ama ilk defa Erdoğan'ın seçtiği bir kişi Başkanlığa getirilmiş oldu Tarkan Bey'in sorusu, 1. ve 2. Dünya Savaşı dönemlerinde diktatörlerin hüküm sürdüğü dönemlerde dünyada çok kan döküldü, çok acı şeyler yaşandı. Şimdi tekrar işte Putin, Trump, Erdoğan, Çin, Xi Jinping geliyor. Türk, Avrupa'da aşırı sağ yükseliyor. Dünya tekrar bir karanlık döneme girer mi? Ee, şimdi şöyle, dünya zaten bence karanlık dönemde. İşte Gazze'de yaşandığını görüyorsunuz. Duydur, durduracak bir sistem, şey yok, mekanizma yok. Soykırım devam ediyor. İnsanların hayatlarını kaybediyorlar. Aynı benzer şekilde Yemen'de. Burada bu başka hikaye var. Yani Suudi e, sebep olduğu acılar var. Yemen'de insanlar hayatını kaybediyor. İşte Doğu Türkistan, Myanmar vesaire. Aslında dünyada bütün şeyler işini Ama esas sorular herhalde bloklar arası. Bir dünya savaşı tarzı bir şey olabilir mi? Ben bunu şundan dolayı ihtimal vermiyorum. Hala belleklerde 2. Dünya Savaşı'nın o yıkıcı etkisi var. Çok büyük bedeller ödendi. E, Avrupa'da böyle kimse savaşmak istemiyor. Gençler falan hani böyle savaşacak öyle bir 1920'ler, 40'ların dünyası da değil. Dünya çok değişti. Ama şu bir gerçek. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan sistemin yıkıldığını görüyoruz. Bu çok net. Özellikle bu gaz hadisesinde görüldüğü güvenlik konseyi birleşmiş bunların işlevsiz kaldığı görülüyor. İkincisi işte dünya soğuk savaştan sonra herkes birbiriyle ticaret yaparsa mal alır, mal verilirse işte bu global manada bu krizleri çözeceği, savaşları engelleyeceği, özellikle Çin'in de sisteme dahil olacağı da bu da tam manasıyla gerçekleşmedi. Evet bir her cumartesi bir şeyler olacak gibi biliyorum ama ben bloklar arası dedi yine bölgesel vesaire savaşlar olacak. Mesela Ukrayna'da şu an Rusya sadece Ukrayna ile savaşmıyor. Bütün Batı bloğu ile savaşıyor. NATO ülkeleriyle savaşıyor. Silah veriyorlar ama kimse asker olarak gidip onların için savaşmıyor. O yüzden kimse ölmek istemiyor. Bu tür geldikler kriz bölgeleri var. işte Çin, Tayvan gibi. Bunlar e, olabilir ama büyük bir çapta bloklar arası dünya savaşı için şu an e, bunu görmüyorum. İnşallah da gerçekleşmez. Ama tabii e, çılgın ilerler bir şeyi tetiklemesiyle bambaşka şeyler dünyada yaşanabiliyor. O yüzden bu ihtimal her zaman vardır. Ama şu an için bir üçüncü dünya savaşı açıkçası öyle bir öngörüm yok. Dilerim ben haklı çıkarım. Akşener'in İYİ Parti'yi MHP'ye taşıyarak Bahçeli'nin yerine geçmesi planlanıyor olabilir mi? Fuat Bey'in sorusu. E, Şöyle Akşener altına tutamam liderlik konusunda bence e, iyi bir sınav veremedi. Böyle MHP biraz daha asker gibi şak şak olacağı işte Bahçeli ki Alparslan Türkiye işte yıl olarak da geçti MHP'nin başında. Biraz daha ne böyle erkek ataerkil bir yapı sanki MHP'yi daha e, yönetecek gibi geliyor. Ki e, MHP'nin başına kim gelecek? MHP delegelerinin seçeceği bir şey değil tabi orada. Ona şimdiye kadar devlet karar veriyordu. Bahçeli'nin gelmesi de hatırlarsanız o seçimi. Yıldırım Türkeş kazanma noktasında Turul Türkeş özür diliyorum. Kürsü yıkılar şu an İstanbul Belediye Başkanı adayı Zafer Partisi'nin. denklemini değiştiler. Devlet Bahçeli'ye getirdiler. O yüzden MHP'yi tekke kim bekliyor onların devam ettireceğini düşünüyorum. İşte Semih Yalçın ekibi vesaire gibi onlar büyük namzettir. Süleyman Soylu'nun da ismi geçiyor. Ben ona da ihtimal vermiyorum. Belki MHP tabanında e, sempatik olarak Süleyman Soylu'yu sevenler vardır ama parti yapısı o, baş, o mekanizma daha farklı bir şey. Akşener'in daha ziyade böyle sistemden kaçan işte AKP, MHP şu an Cumhuriyet İttifakı onlardan o sistemden kaçan insanları oraya yaklaştırma görevinde daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. O yüzden tekrar MHP geçme. Ya Akşener biliyorsun yapılmayan MHP kongresi vardı. Eğer orada yapılsaydı kanundan önüne geçilmişti. Erdoğan'la Bahçeli'nin ilk Erdoğan yaptı ilk yaktır ve oradan başladı zaten işbirliği. Eğer o zaman Akşener MHP'nin başına geçebilirdi. O zaman daha farklı bir şey vardı. Türkiye vardı. Daha farklı bir hava vardı. Daha farklı bir medya vardı. Ama o eşikler açıldı. Hatırlarsanız Akşener, Ümit Özdağ, Sinan Oğan üçü beraber hareket ediyorlardı. Ümit Özdağ bugün nerelerde? Sinan Oğan hiç söylemiyorum bile. O yüzden o zaman umut gibi görünenlerin nerelere sağır olduğunu görünce de ne olacağım, nere, ne olacağım dememeli. Zenkenez hemen tüm sokak röportajlarında işte CHP'li belediyeler aday önde olmalarına rağmen AKP önde kazanacakmış gibi yayınlar yapılıyor. Tekrar bu kriminal yapıdan demokrasi yoluyla kurtulmak ufukta pek gözükmüyor maalesef. Şimdiden umutlarım kırık ve çok üzgünüm. Hüsamettin Bey'in bu mesajını paylaşmış olun birçok izleyicimizin de hissiyatı birçok benzer mesajları alıyorum. Örnek olarak bunu seçtim. Yani Bey birkaç ay önce Bozkurtlar Gazi'ye çıkarma yapmıyor muydu? Evet. O Bahçeli'nin grup konuşmasını hatırlıyor Davut Bey. E, MHP milletvekilinin videosunu yayınlamıştık. Kardeşim gücümüz bu kadar. Yani kalben buz edeceğiz e, hadisi de anlatıyordu. Evet MHP milletvekili itiraf etmişti. Gücümüz bu kadar. E, İzleyicimize diyor ki o zaman boş yapmayacaksınız. Karanlıkta ıslık çalmayacaksınız. Hani evet gücümüz belli. Türkiye'nin askeri ve dünyadaki gücü belli. Ama bu hükümetin yapacakları bu kadar mı? böyle hani ticaret en azından insanlar diyor ki ya ticaret yapmayın. Bunu dahi yapamıyorlar. Bu artık gücümüz yoktan ziyade bambaşka ilişkiler, bambaşka bulunduklar. Kırılgan ekonomisi var. onda riske atamıyor. İsrail'le ticareti kesecek kadar da bir hamle yapamıyor. Bunu da keşke koyunları görse. Fenerbahçe keşke çekeselikten. Şey Bazı fermaçlılar bunu istiyor ama o, o Evet izleyicimiz de demiş bana gerçekçi gelmiyor. Siyaset buna izin vermez. Kesinlikle saray buna izin vermez. Çünkü Fenerbahçe'nin hani o bu arada çok fazla fanatik mesajlar aldık. Objektif ol deyip baya fanatik mesajlar yollayanlar oldu. Bu hafta bu Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla alakalı birçok şey aldık. Ali Koç'a çok tepki var. Her şeyde. O maçtan sonra bile FTFD demesine yönelik çok tepki vardı. Sonuna kadar hak ediyor. Ben Fenerbahçe'nin ilkten çekilmeyeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ilkten çekilmesi büyük bir kaos. Türkiye 52 için büyük bir kaos. Fenerbahçe için çok büyük bir kaos. Hani e, iş buraya kadar getirileceğini zannetmiyorum. E, Fenerbahçe Fenerbahçe'li oyunculara verilecek ceza ile alakalı biraz. Eğer o olaylardan sonra Fenerbahçe oyunculara verilecek ceza böyle bir birkaç maç hatta ceza alırlarsa o zaman tepki etki tepki reaksiyonu olabilir ama ben e, buna mekanizmanın izin vermeyeceğini düşünüyorum. Çünkü sistem çöker. Lig çöker. Yayın hakları vesairesi abonelikler. Fenerbahçe'nin kendi gelirleri her yönüyle büyük bir kaos olur. Ben e, bunun buna izin verileceğini zannetmiyorum. Şu dünyada bizim kadar tatil yapan ülke yok diyenlere sormak istiyorum. Bizim kadar çalışan ülke var mı? Doğru. Ben bu tatil konusunda kesinlikle e, katılıyorum. öyle e, bayramlar uzatılınca ya bizim kadar tatil yapan yok. Evet, tatil sayısının sayısın, tatil konusunda sayısı az, günleri az ülke değiliz. Ama inanılmaz tatil yapan bir ülkede değiliz. Yıllık iznini kesintisiz ve düzenli olarak kullanabilen kaç kişi var? Genelde özel e, sektörde bu çok doğru. İzninizin tamamını genelde kullanamıyorsunuz. Şey i̇şte sen gidersen ne olacak burası şey var. Çoğunuzun bildiği ya bir bırakın da bayramlarda bari insanlar rahat etsin. Ben 9000 kurban bayramında fırsat bulup ancak sılayı rahim yapabiliyorum mesela. Katılıyorum. İnsanların ee, insanların böyle tatiller böyle Herkese patron olmak için satayım yani herkes tatil olduğu zaman herkes patron patron konuşuyor patron istediği zaman giriyor istediği zaman çıkar istediği zaman tatil yapar istediği zaman gelir gelmez yani birazcık çalışanları düşünmek lazım ben de aynen böyle katılıyorum bir başka edeceğimiz de diyor ki kardeşim bunun hangi gün olacağı belli Muhammed Bey diyor ki bunları önceden ilan et herkes bilsin. Re rezervasyonu yaptırsın otobüs ücreti alsın, uçak biletini alsın, buna da kesinlikle katılıyorum. Yani son gün son dakika tatil olacak mı, tatil olacak mı diye böyle bir şey yapıyorlar. Sonra bak işte al size lütfettik. O Twitter mesajı atmış Erdoğan diyor ki size vakit verdik, gidin tatil yapın, bir böyle bir şey olufa dağıtılır gibi. Kesinlikle çok önceden bunlar tespit edilebilir. Erdoğan hükümet ilk geldiği günlerde bu tatilleri birleştirmiyordu. İşte çok çalışacağız falan şey veriyorlardı ne zaman böyle artık seçimler dönemler, seçim dönemleri bir şeyler yapmak olur. Bunlar da tatil yapmaya başladı. Bunu da gözden kaçırmayalım. Evet bu haftayı bitirdik. İnşallah pazartesi görüşürüz. Hoşçakalın.